Merhaba, sevgili göçmen anneler, çok kıymetli Pınar Hanım ve Esra Hanım. Ben Doktor Demet Başdemir. İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyetimden sonra Marmara Üniversitesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalında ihtisasımı yaptıktan sonra Amerika'da University of Virginia'da pediatrik endokrinoloji yani çocuk hormon hastalıkları bilim dalında üst ihtisas yaptıktan sonra ülkeme geri döndüm. Şu anda halen İstanbul'da çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Size bu videoyu hazırlamamın temel sebebi çok sevgili Pınar ve Esra Hanım'ın benden sizlere sık gözüken enfeksiyonlar hakkında bir derleme yapmam, sizlerle iletişim kurmam oldu. Ayrıca Pınar Hanım'ın çok sevgili Atlas bebeğinin de İstanbul'daki doktoru olarak hala iletişim içindeyim. Öncelikle hepinize yeni hayatlarınızda, yeni seçtiğiniz yolda mutluluklar, sağlık, başarı, tüm güzelliklerin sizlerle olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel yavrularınıza iyi bir gelecek yakalama fırsatı bulursunuz. Şimdi bugün ben sizle üst solunum yolu enfeksiyonlarını konuşmak istiyorum. Çünkü sanırım nerede yaşarsanız yaşayın hepimiz için en sık özellikle sonbahar kış sezonunda karşılaşacağımız sorun bu olacak. Öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonu nedir? Bir onunla başlayalım. Üst solunum yolu enfeksiyonu genellikle hafif bir ateş, burun akıntısı, hapşırma, göz yaşarması, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik, kırıklık, bunlarla iştahsızlık, uyku bozuklukları gibi semptomlarla giden bir virüs hastalığıdır. Bunun 2 yaşından önce gözükme ihtimalinde olacak sonuçlar biraz daha komplikasyon getirebilmekle beraber aslında kendi kendine sınırlı yani self-limited bir hastalıktır. 1 yaşından önce çocuklar genellikle daha korunaklı bir ortamda bulundukları için anne baba yanında sıklığı biraz daha az olmaktadır. Özellikle okul senesinde kreşe gittiği zaman çocuk senede dünya rakamları 10-14 enfeksiyon, üst solunum yolu enfeksiyonunun görülebildiğine işaret ediyor. Şimdi bu kadar sık enfeksiyonlarda tabii ki doğru teşhis, doğru tedavi çok önemli oluyor. Dünya çapında, tüm dünyada çok sık gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanımına rastlıyoruz burada. Dolayısıyla bu konu bu anlamda da ayrı bir önem arz ediyor. Biz bu virüslerle çocuğumuz karşılaştığında neler yapmalıyız? Olayı nasıl tanımalıyız? Bir önce onu konuşalım. Özellikle sonbahar kış aylarında çocuğumuzda önce sebepsiz bir ateş, genellikle 38 koltuk altından 38 derece civarında bir ateş bekliyoruz. Bu arada kulaktan okuduğumuz derecenin vücut ısısından yarım derece yüksek okuyacağını aklınızda bulundurmakta fayda var. Ciltten ölçer, alından ölçer gibi aletleri kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Koltuk altı veya kulağı tercih etmeniz yeterli olacaktır. Ateşten sonra genellikle bu ateş 2 gün kadar sürmesini bekliyoruz. Ateşten sonra bir burun tıkanıklığı ve şeffaf burun akıntısı başlar. Daha sonra özellikle geriye akıntıyla beraber öksürük semptomunu görmeye başlarız. Bu daha çok gece öksürüklere çocuğumuz yattığı zaman başlayan veya gündüz uykularında. Sabah ilk uyandığında bir öksürük atağı yaşanabiliyor.
Tabii ki burun akıntısı ve burun tıkanıklığı nedeniyle diğer bulguları da görüyoruz. Bunlar öncelikle emmede zorluk, iştahsızlık, uykuya dalmada sorun, burun tıkanıklığı nedeniyle sık sık gece uyanması gibi zorlayıcı semptomlar da hastalığa eşlik ediyor. Bu semptomları tabii ki kısa bir sürede atlatmak hepimizin ortak isteği. Ancak Amerikan Pediatri Akademisi 10-14 güne kadar bu semptomların uzayabileceğini, hatta geriye kalan öksürüğün 4-6 haftaya kadar uzayabileceğini söylüyor. Gerçekten de biz bunu günlük hayatımızda hastalarımızla çok sık görüyoruz. Pekala, biz ne yapmalıyız? Öncelikle bol hidrasyon, yani sıvı tedavisi gerçekten çok önemli. Zaten Türkiye'de binlerce yıldan gelen kültürümüzle biz bunu çok iyi biliyoruz ve yapıyoruz. Hepimiz anneannelerimizden kalma ıhlamur, içine bal katmak, tarhana çorbaları, tavuk suyuna çorbalar gibi yöntemlerle aslında çocuğumuza hidrasyon sağlıyoruz. Sıvı yüklemesi yapıyoruz. Bu çok kıymetli. İlk 2 gün bu ateşli dönemde ateşi çocuğun kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bizim müdahale etmemiz gereken dereceler 38 üzeri. 38'e kadar lütfen, 38 dereceye kadar lütfen bırakın çocuğunuz ateşli kalsın. Ateş vücut için çok iyi bir savunma mekanizması aslında. Bunu vücut bilerek mikropları, virüsleri öldürmek için yapıyor. Dolayısıyla aslında vücut kendisini savaş başlatıyor. Onun için ateş düşürme konusunda çok stresli veya agresif olmamanızı öneriyorum. Tüm dünyada over the counter, bu marketlerde dahi bulabileceğiniz ilk ilaç parasetamol. Lütfen etken maddelerini okuyun ilaçları. Parasetamol kullanın. Parasetamol içinde Türkiye'de Calpol diyor diye satılan bir ürün var, hepiniz bilirsiniz. Bunun gibi bunu temin edip içini okuyarak çocuğunuzun kilosuna uygun dozda bu ilacı verebilirsiniz. Calpol'ün lütfen overdoza, yüksek dozuna geçmeyin. Daha yüksek olduğu zaman ateş, daha yüksek doz verdiğinizde iyi bir başarı kazanacağınızı zannetmeyin lütfen. Yan etkileri her ilaçta olduğu gibi basite alınmayacak şekilde ciddi olabilir. Dolayısıyla benim size tavsiyem ilk önce çocuğunuzu soyun. Üstünde atlet dahi bırakmamaya özen gösterin. Tamamen çıplak soyun çocuğunuzu. Dışarıda kar yağıyor bile olsa endişe edip soymamazlık etmeyin. Önce doğal yöntemlerle düşürmeye çalışın. Düşüremediğiniz noktada parasetamole başvurun. Doğru dozda parasetamolü verin çocuğa. Bu arada parasetamolü 4 saatten daha sık lütfen kullanmayın. Bunu ilaçların üzerine not almanızı tavsiye ederim. Çünkü panik anında insanlar karıştırabilir veya 3 saat, 2 saat sonra çıkınca ateş tekrar müdahale etmek isteyebilir. Ama parasetamolü 4 saatten daha sık kullanmıyoruz. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız yanına başka bir ateş düşürücü eklemek uygun olabilir. Bunları şu anda bahsetmek istemiyorum bu konuda. Parasetamolü koruyucu olarak kullanmayın. Yani ya ateşi çıkarsa çocuğumun deyip ateş çıkmadan 4 saatte bir rutine geçmeyin lütfen. Biraz önce söylediğim gibi aslında müthiş bir savunma mekanizmasını bloke etmiş olursunuz. 2 gün içinde çocuğunuzun genel hali bozulmuyorsa bir doktor arayışına girmeyin. Kendiniz soyarak, gerekirse parasetamol vererek, daha da yükselme eğilimi görürseniz soğuk kompres yaparak ateşi kontrol etmeye çalışın. Soğuk kompres dediğim zaman aslında bazen biz ailelerde şunu görüyoruz. Duşa sokup çocuğu hemen çıkarmak. Bu aslında ateşin daha çok yükselmesine sebep oluyor. Çünkü çocuk titreyerek veyahut tekrar oda ısısına geçmeye çalışırken daha fazla ateşle yanıt veriyor.
Onun yerine kompresi tercih edin. Havluları ben genellikle kendi kızımda alt silme mendillerini kullanıyordum. Daha nazik, daha zarif olduğu için. Onları çeşme suyunda ıslatın. Alnına, koltuk altlarına ve kasıklarına koyarak ve bunu sık sık değiştirerek ateşi kontrol altında tutmaya çalışın. Genellikle basit bir solunum yolu enfeksiyonunda 2-3 gün içinde ateşi düşecektir çocuğu. Tabii ki sonra uzun süreç başlayacak. Yani burun tıkanıklığı, burun akıntısı. Burun akıntısında daha sonra öksürük semptomu eklenecek ve bu işin olmazsa olmazı, bunu tablonun kötüye gittiği şeklinde yorumlamayın. Çünkü burun akıntısı öne aktığı gibi özellikle çocuk yattığı zaman geriye doğru da akacak ve öksürük refleksini uyaracak. Bu da aslında son derece sağlıklı bir şey. Çünkü öksürüğümüz olmasaydı bütün o ifrazat akciğerlerimize dolardı. Burun akıntısı için özel bir tedavi uygulamayın. Özellikle çekme gibi şeyleri ben çok uygun bulmuyorum. Çünkü tekrar yeni ifrazat yapılacak vücutta. Dolayısıyla çocuğu rahatsız edici, huzursuz edici girişimlerde bulunmayın. Hapşırdığı zaman zaten burnundan o şeffaf sümüğü yoğun bir şekilde çıkaracak. Serum fizyolojik hepinizin rahatlıkla temin edebileceğiniz yani deniz suyu diye de okyanus suyu diye de tüm marketlerde bulabilirsiniz. Arada onunla birkaç damla günde çocuğunuzun burnuna uygulama yapabilir ve rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Öksürük başladığı zaman lütfen öksürük çurupları kullanmayın. Artık tüm dünya tıbbı öksürük çuruplarından biraz uzaklaşmaya başladı. Öksürükte biraz önce bahsettiğim gibi doğal sıvılar, çorbalar, ıhlamurlar, salep ne verirseniz verin ama bir sıvı yüklemesinin faydası olduğunu düşünüyoruz biz. Çocuğunuz bu süreçte ciddi bir iştahsızlık dönemi yaşayabilir. Burada çocuğa saygılı olmak gerekir. Lütfen yeme konusunda ısrarcı davranmayın. Daha fazla yedirdiğiniz zaman çocuğunuz daha güçlü, bu enfeksiyonu daha rahat atlatabilir duruma gelmeyecek. Dolayısıyla tabiatın doğal gidişine müsaade edin ve bu enfeksiyonun kendi kendine geçmesine zaman tanıyın. Odalarınızı gece yine Türkiye'de hepimizin alışık olduğu gibi çok sıcak tutar. Özellikle gece saatlerinde çocuğumuz üşümesin diye çok sarıp sarmalayabiliriz. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü özellikle sıcak havalarda çocukta hem hava kurumasına bağlı hem de sıcağın verdiği burundaki konjesyondan dolayı nefes alma zorluğu daha fazla yaşanacaktır. Oda ısısını zaten hepiniz herhalde oralarda görüyorsunuz yabancılarda. Oda ısıları biraz düşük olması lazım. Ve eğer oda neminiz %50'nin altındaysa bir humidifier, oda nemlendiricisi kullanmakta fayda var. Nemi %50'nin üzerlerine çıkarmayın tabii ki. Özellikle alerjisi olan çocuklarda ev tozu akarı ciddi bir sorun olarak karşınıza çıkabilir. Bu dönemde tabii ki birçok hasta kendiliğinden iyileşecek. Ama %5-10 arası çocuğumuz bu iyileşme, bu bahsettiğim size 10-14 günlük doğal iyileşme sürecinde daha farklı semptomlar vermeye başlayacak. Bunlar bakteriyel, ikinci bakteriyel enfeksiyonlar dediğimiz bakterilerin eklenmesinin işareti olabilir. Bu nokta doktora ihtiyacınız olacağı zamanlardır. Bunları nasıl anlayabiliriz? Öncelikle viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında en sık olan komplikasyonlara baktığımız zaman kulak enfeksiyonları, akut sinüzitler, akciğer enfeksiyonları ön sıralarda yer alıyor. Bunları tek tek incelersek kulak enfeksiyonunda kulak ağrısı, bazen kulak ağrısı olmadan düşmüş olan ateşin tekrar yükselmesi,
bebeğimizin gece daha sık uyanmaya başlaması bir uyarıcı semptom olabilir. Öksürükte 14 gün içinde yavaş yavaş azalmaya beklediğimiz öksürüğün ciddi olarak artışı, ateşli veya ateşsiz bize bir akciğer enfeksiyonunun işareti olabilir. Bunun dışında 2 hafta içinde düzelme olmayıp tekrar çok yoğun öksürükler, bazen baş ağrısı, burun akıntısının koyu yeşile, koyu sarıya dönmesi, çocuğun gittikçe halsizleşmesi yine doğal seyirde beklemediğimiz şeyler. Bunlar da yine sinüzitin semptomları olabilir. Dolayısıyla böyle zamanlarda artık evde kendiniz mücadele etmeye çalışmayın. Direkt bir doktorla iletişime geçmeniz gerekmekte. Bu semptomları özellikle daha küçük çocuklarda daha sık görüyoruz. Çocuklar büyüdükçe bu semptomlar, daha doğrusu akut sekonder bakteriyel enfeksiyon sıklığının azaldığını da biliyoruz. Tabii şunu unutmamak lazım. Biraz önce kreşlerde senede 10-14 enfeksiyon dedim. Bunların her birinin 10-15 gün arasında sürebileceğini düşünürsek 150-200 gün çocuğumuz bu semptomlarla karşımıza çıkacak. Tabii bu çok sinir bozucu bir durum aileler için. Birçok aileden bunu 20 senedir yaptığım meslek hayatımda çok sık görüyorum. Bizim çocuğun immün sisteminde, yani savunma sisteminde sanırım bir sorun var. Biz bununla nasıl başa çıkabiliriz diye çok fazla soru alıyorum. Aslında çocuklarınızda savunma sistemi bozukluğu olmadığını varsaymak lazım. Şöyle ki, savunma sistem bozuklukları çoğunlukla hastanelik olmaya, çok ağır enfeksiyonlar geçirmeye, çok çabuk bakteriyel enfeksiyona dönmeye ve bizler açısından, doktorlar açısından rutinde görmediğimiz farklı mikroorganizmalarla olan enfeksiyonlar yaşanmasına sebep oluyor. Bir çocuğun sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi savunma sistemi, yani bağışıklık sisteminde bir sorun olduğunun işareti değil. Pekala, biz çocuğumuzu 10-14 gün dediğimiz yöntemlerle tedavi etmeye çalıştık. Olay zaten dediğim gibi self-limited, kendiliğinden çocuğumuz iyileşti. 3-4 gün sonra tekrar aynı enfeksiyonun başlaması kötü bir işaret mi? Hayır, değil. Özellikle çocuk kreş senesindeyse kaç yaşında olursa olsun bu enfeksiyonların daha sık görüleceğini unutmamak lazım. Bu arada biraz grip aşısı hakkında da size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle tabii ki burada tıbbi guideline'ları değerlendirmek lazım. Amerikan Pediatri Akademisi 6 aydan itibaren 2017-2018 senesi için grip aşısını tüm çocuklara öneriyor. İlk yapıldığında 2 doz olarak kas içine yapılan, 8 yaşına kadar 2 doz halinde yapılan bu aşı pratikte tabii ki çok fazla taraftar ve taraftar olmayan bir grup oluşturuyor. Ancak mantıklı baktığımız zaman aslında aşı hakkında çok yanlış düşüncelerin olduğunu da söyleyebiliriz. Şöyle ki, birçok kişi de duymuşsunuzdur. Ben grip aşısı oldum ama arkasından hemen grip oldum gibi. Bu aslında yanlış bir kanı. Çünkü grip aşısı inaktif bir aşı ve kesinlikle böyle bir yan etkiye yol açmıyor. Grip aşısına özellikle kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, diyabet, yani şeker hastalığı olan, astım alerjisi olan çocuklarda kesinlikle tercih etmek gerektiğini ben düşünüyorum. Ama bu çok çocuğun açıkçası kişisel sağlık koşullarıyla da ilgili bir durum. Ben kendi pratiğimde rutin olarak her 6 aydan büyük çocuğa grip aşısı yapmıyorum. Ama bu kronik hastalıkları olan, özellikle bir önceki seneyi çok ağır geçirmiş olan çocuklarda grip aşısına öneriyorum. Grip aşısı üst solunum yolu enfeksiyonlarını engellemiyor.
Dolayısıyla burada da bir yanlış anlaşılma var. Çünkü grip ve üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları ayrı hastalıklar. Grip son derece ağır bir enfeksiyon aslında. Daha yüksek ateşlerle giden, çocuğu yatağa düşüren, daha ağır komplikasyonlara yol açan bir hastalık. Hastaneye yatış gerektirebilecek düzeyde ikinci enfeksiyonlara da daha fazla zemin hazırlayan bir hastalık. Dolayısıyla yine hastalarımdan çok sıklıkla duyduğum grip aşısı olduk ama çocuğun burnu devamlı bu sene yine aktı yorumları çok sağlıklı doğru yorumlar değil. Yine grip aşısı sonrası hastaneye yatış ve ölüm riskinin gripten sonra net olarak azaldığını biliyoruz. Burada tabii ki ailelerin düşüncesi çok çok önemli bizim için. Ama dediğim gibi kronik hastalıklarınız varsa grip aşısını yaptırmaktan çekinmeyin. İnaktif bir aşı ciddi yan etkiler görmüyoruz. Ekim sonuna kadar, Kasım ortalarına kadar bu süre uzayabilir. Grip aşısı yaptırabilirsiniz. Ancak geçen seneyi çok rahat geçirdiyseniz, bölgenizde çok ağır grip salgınları beklenmiyorsa, bu konuda beklemeniz de ayrı bir seçenek olabilir. Bu konuda her aile kendi kararını vermeli. Ama kronik hastalığınız varsa biz hekimler muhakkak grip aşısı yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Ben hepinize sağlıklı, huzurlu, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.